Değerli arkadaşlar, birkaç saat önce Anayasa Mahkemesi'nin aslında neredeyse bir yıl önce yapılmış bir başvuruyla ilgili Mardin Milletvekilimiz Gülser Yıldırım'la ilgili kararı dolayısıyla buradayız. Elbette hükümetin gündeminde sadece Rıza Zarrab'ın sağlık durumu olabilir. Onların tek önemsediği konu onun sağlık durumu olabilir. Ama bizim açımızdan Türkiye'nin demokrasisi, Türkiye'de barış, hak ve özgürlükler, halkın iradesinin parlamentoda temsili ve siyaset yapma hakkının, ifade özgürlüğünün nerede durduğu her şeyin önündedir, her şeyin üzerindedir. Mahkeme bu kararıyla aslında uluslararası hukuktaki yerini inkar etmiştir. Anayasa mahkemeleri hukuk sistemleri içerisinde toplumla devlet arasında özgürlükler açısından yaşanan ihtilafları, anlaşmazlıkları çözmek için vardır. Ve hak ve özgürlükleri halk lehine, toplum lehine yorumlamakla mükelleftir. Ancak bu görevi yaptığı ölçüde meşrudur. Ne yazık ki Türkiye'de Anayasa Mahkemesi siyasi vesayetin bir parçası olduğunu bugün çok net biçimde ortaya koymuştur. Kendisiyle çelişen bir karar vererek ortaya koymuştur. Nasıl Can Dündar kararında saygıda duyulmadığını, tanınmadığını beyan edenlere karşı bir bağlılık beyanında bulunma ihtiyacı duymuşsa, aslında Balbay kararının da tam tersi bir tutum sergileyerek kendini bir kez daha tekzip eden bir tavır ortaya koymuştur. Balbay kararında tutuklu milletvekilleriyle ilgili evet iç hukuk yollarının tükenmediği vurgusunu yapmış ama ardından da seçme seçilme hakkının önemli olduğu vurgusuyla tutuklu milletvekillerinin tahliyesi yönünde bir irade ortaya koymuştu. Demek ki Türkiye'de 4 yılda ne değişti? Artık seçme ve seçilme hakkının önemi olmayan, Anayasa Mahkemesi kararlarında belirleyici bir ağırlığı, değeri olmayan bir pozisyona Türkiye sürüklenmiştir. Değerli arkadaşlar, bizim açımızdan cezaevleri, tutuklu yargılamalar, her türlü baskı sonuç itibariyle bizim nezdimizde bir karşılığı, anlamı olmayan ve her türlü baskıya rağmen varlık sebebimize, toplumsal mücadelemize, halkın bize yüklediği sorumluluğa sadakat ve bağlılık esastır. Bu karar tıpkı bundan önceki baskı mekanizmaları gibi, tıpkı bundan önceki yok sayma, demokratik siyasetten tasfiye girişimleri, arayışları, çabaları gibi bizim nezdimizde yok hükmündedir. Dolayısıyla biz bundan sonra da söylediğimiz sözün arkasında olmaya, yürüttüğümüz mücadelenin bedelini ödemeyi göze almaya devam edeceğiz. Halkımız bizim açımızdan elbette ki birinci önceliktir. Onların bizden beklentisi, onların siyasete yüklediği sorumluluk en öncelikli sorumluluktur bizim açımızdan. Dolayısıyla bu karar bizim nezdimizde aslında malumun ilanıdır sadece. Bugüne kadar elbette ki eş başkanlarımız, milletvekillerimizle ilgili sanki bir doğru düzgün işleyen iç hukuk süreci varmış gibi bugün mahkemenin iç hukuk yolları tükenmedi demesi aslında aynı açıklamayı bir soru biçiminde kendilerine yöneltmeyi zorunlu kılıyor. Hangi iç hukuk? Nerede bu iç hukuk? Türkiye'de şu anda çok açık biçimde HDP'ye, akademisyenlere, gazetecilere düşman hukuk uygulanıyor. Düşman hukukunun uygulandığı bir yerde iç hukuktan beklenti içinde olmak, iç hukuk yollarını adres olarak göstermek, evrensel hukukla bu kadar makası açmış, bu kadar arayı açmış bir kurum açısından hiçbir inandırıcılığı olmayan bir açıklamadır. Dolayısıyla biz siyasi mücadelemize, toplumsal mücadelemize devam edeceğiz. Onlar istemese de onlar tasfiye etmeye, dışlamaya, demokratik mekanizmaların dışına itmeye zorlasa da biz demokrasi mücadelesini daha çok yükselten, daha kararlı, daha net tavrımızı devam ettireceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Besim Hanım Kadın Meclisi sözcümüz. O da bazı değerlendirmeler yapacak. Buyurun. Değerli arkadaşlar, Türkiye 5 Aralık 1935 yılında kadınlara seçme seçilme hakkını ilk veren ülkeler olarak kendisini ortaya koyan ve bununla övünen bir ülke gerçekliğidir. Fakat bugün 82 yıl sonra geriye dönerek aslında kadınların seçme ve seçilme hakkını gasp etmiştir. Yani 82 yıl geriye gitmiş bir
hukukla karşı karşıyayız. Bu karar bugün bunu bize gösterdi. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın uzun süredir söylem olarak demokratik ve çoğulcu siyaseti terörize eden yaklaşımı bugün Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bir hukuki gerekçeye de bağlanmış oldu. Aslında hukuk evrensel değerleri, insan hakları ve insanı önemseyen bir olgu iken bugün Türkiye'de alınan bu kararla hukuk insansız iktidarlaşmıştır. İktidarlaşan hukuk insansızlaşmıştır ve bu insansızlaşan hukuk da aslında canavarlaşan bir gerçeklikle karşı karşıya bırakmıştır toplumu. Artık bu kararla Türkiye hukuku herhangi bir emniyet teşkilatı, yine istinaf mahkemeleri ya da anayasa mahkemesinin kategorik olarak farkı kalmamıştır. Bir emniyetin yaptığı işle yine istinafın yaptığı iş ve anayasa mahkemesinin özellikle bugün açıkladığı gerekçelerle bir farkının kalmadığını ve hukuksuzluğun bir hukuk olarak toplumun önüne konulduğunun kararıdır. Özellikle açıklama gerekçeleri bunu ortaya koyuyor. 4 milletvekili, kadın milletvekili arkadaşımızın milletvekilliği düşürüldü. 5 kadın milletvekilimiz olmak üzere 9 milletvekili arkadaşımız halen reyit tutuluyor. Ve biz kadın milletvekili arkadaşlarımız olarak yıllarca kadının her türlü zorluğu ve koşulları göğüsleyerek, antidemokratik siyaseti göğüsleyerek, mücadele ederek, bedel ödeyerek bu parlamentoda HDP Kadın Meclisi olarak parlamento kadın grubu kurduk ve bu mücadeleyi veren kadınların emeğiyle buraya geldik. Sözcüğümüzün de söylediği gibi biz kadın meclisi olarak da her koşulda bu hukuksuzluğa, nasıl ki 1935'lerde bu mücadele verilerek Türkiye'de kadının siyasette aktif rol almasının mücadelesi verilip hukuki gerekçeleri oluşturulmuşsa, biz de bu hukuku insansızlaştıran ve siyaseti kadınsızlaştıran yaklaşıma karşı her türlü demokratik, çoğulcu, özgürlükçü ve kadının siyaseti demokratikleştiren mücadelesini zindan cezaevi koşullarına, rehine koşullarında da olsa, sokaklarda da olsa parti olarak, kadın meclisi olarak bütün kadınlarla birlikte bu emeği daha fazla görünür kılacağız ve bu kararı tanımadığımızı, bu kararın hukuksuzluk olduğunu bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyoruz.